Deteni çekeceğim. Ben Nurettin Gönültaş, 76 yaşındayım. 94 yılında Milli Kütüphane'den emekli olduktan sonra hemen köye geldim. Buranın adı Yeşilyurt'tu ama yeşillik yoktu. Ben Tema Vakfı'na da üye oldum. Ondan sonra geldim buraya, ağaçlandırdık. Bu şekilde ağaçlandı. Bir de ayrıca 11 dönüm bademliğim var arazide, dağın eteklerinde. Sürekli ağaçla uğraşıyorum. Çiftçilik yapıyorum, hem çiftçilik yapıyorum, hem 160 tane arım var, faal olan 60 tane. Doğayla uğraşıyorum, aşı yapıyorum doğada. Gözümü gördüğü yer, devlet arazilerini bile ağaçlandırıyorum. Ben de tapulu alanıma 11 dönüm bademlik yaptım. Buraya 4 kilometre falan var köy arazisinde. Ondan sonra işte sürekli bir yeşillikle uğraşıyorum ben, ağaçlandırmak. Ağacı çok işte burada, bu aşağı yukarı burada hiçbir şey yoktu. 300'e yakın meyve ağacım var burada. Arsa arazi de benim değil. Hep amcalarımın, sülalemin, tapulu alan buralar. Hep sülalemin şimdi Ankara'da, dışarıdalar. Hep ben geldim, ağaçlandırdım. 4'ten beri buradayım. 1994'te emekli oldum. Olur olmaz köye geldim. 140 dönüm arazim var. Traktörüm var. Arpa, buğday ekiyorum. Onunla uğraşıyorum. Kavun ektim bu sene. 14 dönüm kavun ektim. Allah izin verirse, yetişirse onunla uğraşıyorum. Hiç boş vaktim yok. Şu anda da oğul vakti, oğul zamanı. 24 saat çalışıyorum, çıta yap, oğul al, bilmem ne işte. Sabah 7'de kalkarım her gün. Önce bahçeye bakarım, sonra arıların yanına, sonra vakit bulursam araziye, arazideki bademliğe, ekin arpa tarlalarını gezerim, arazideki bostan çapasına giderim. Hiç boş vaktim yok. Bir hanım, bir ben varım. 6 çocuk, 40 torun var. Yengen 73 yaşında. O da işte benim yemeğime bakıyor. Çayımı şey der. O arazilerinde de çalışmaz. Ben çalışırım. Zaten gençlerimiz, ihtiyarlarımız, yaşlılarımız yok. Herkes bir şey dikse, yeşillendirse olur. Üretim çoğalır. Kahveler yaşlılarla dolu, emeklilerle dolu. Gelsinler köye, köylerde. Hiç olmasa doğayı canlandırsınlar. Eksinler, bitsinler ya. Şimdi gençlere tavsiyem arıcılık olsun, işte köylerde doğayla çalışmak olsun. Gençlere tavsiyem para var, arıcılıkta para var. Cumhurbaşkanımız diyor ya hani, gidin köylere, işte Binali Bey diyor, gidin işte ekin, biçin, ne yaparsanız yapın. Kimse gelmiyor kardeşim. Fesleğen fil alıyoruz ya. Bunları ne zamanı geleceğim kardeşim?